Evet alalım ben. Şeyden atlıyorum. Saçını kestik. Yıkamayı bizim oğlan yaptı abi. Saçını tarayamadı. Kabarttı saçı. Kalfayı çağırdım ben de. Saçını gel dedim. Arkadaşım fön çekiver, tarayıver dedim. O da şey yaptı. Taradı. Çocuk dedi ki ona, tıraş ettiğimiz çocuk. Yapamıyorsan yapma bu işi dedi. Kalktı küfür et. Bizim Kalfa da ona dedi. Sen ne biçim konuşuyorsun? Ben dedim bak o benim yeğenim ve Kalfam. Senin edepsizlik yapmadım. Beğenmiyorsan tıraştan kalk kardeşim dedim. Suç bizim tamam. Saçı kırdık dedim. Kestik, yıkadık, kabardı yani dedim. Küfür etmene gerek yok. Tamam otur, sakin ol dedim. Oturdu. Sonra dışarı çıktı. Tıraşın oldu. Dışarı çıkınca bizim karşı arkadaş da ona Oğuz'la beraber yumruk sallayınca o sırada ne zaman bıçaksa ben bu arada saç kesiyorum. Kamyon pasajının içinde bıçağı sokmuş. Nerede soktu görmedim. Bıçağı neresinden çıkardı görmedim. Tanımıyorum. Adını soyadını da bilmiyorum. Ara ara tıraşa geliyor. Vanlı gurbetçi bir çocuk olduğunu biliyorum. Buradaki olay bir kirbi çöpünün şeyi mercimek tanesi bile değil ama. Kabartmamızı istedi yanlarında. Ben de kabartmaya çalıştım. Kabarmadı. Saçı kısa olduğu için. Sonra ustaya dedim bizim Kalfa gelsin o kabartsın. Ben kabartamadım. Sonra bizim Kalfa geldi. İlgilendi müşterileri. Saçını taramaya falan çalıştı. Beğenmedi. Müşteri de dedi bu işi yapamıyorsan mesleği yapma falan. Sonra küfür etti. Bizim Kalfa da yani sen nasıl küfür edebilirsin bana falan dedi. Ondan sonra da babam burada saçını falan yine kabarttı falan. Fönünü yapmaya çalıştı. Aynen. Sonra kapının önünde çıktılar. Yok gelin oğlum. Kavga ettiler. Bizim bir başka bir esnaf abimiz var Ramazan abi. O da işte niye küfür ediyorsun kardeşim işte falan dedi. Yani gerek yok dedi olay çıkmasına. Sonra işte birbirleriyle yumruk yumruğa girdiler. Sonra bıçağı çıkardı kaçtı gitti. Ondan sonra da ambulans geldi.